24'ten merhaba değerli izleyiciler. Kahve molasına hoş geldiniz efendim. Ekonomi gündemini paylaşacağız. Piyasalara bakalım önce. Haftanın 4. işlem gününde piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında. Beklenti merkezin %24 seviyesindeki faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. 13 Eylül'de politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e çıkaran Merkez Bankası 25 Ekim'deki son toplantısında faiz değişikliği yapmamıştı. Diyelim ve son durum ne piyasalarda hemen ekranlarınıza getirelim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle 90.518 puandan başladı. An itibariyle 91.833 puanda olduğunu görüyoruz. Ve dolar cephesindeki durum ne? Hemen bakalım. Dolar güne yatay seyirle 5.37 seviyesinden başladı ve şu anda 5.36 seviyesinden işlem görüyor. Avro da 6.07 seviyesinde. Altınsa bugüne de yükselişle 215 liradan başladı. Şu anda 214 lira 47 kuruş. Yani çeyrek altını da aktaralım. 351 lira 44 kuruş. Petrol ise güne aşağı yönlü başladı. Açılışta 60.52 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varil fiyatı şu anda 61.35 dolar değerli izleyiciler. Ve faizlere bakalım son olarak. Tahvile bakıyoruz %21.37, repo %22.75 diyerek bitirelim piyasaları ve kısa bir haber turuna çıkalım, sonrasında ayrıntılara bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık tarihlerinde avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlıyor. Konkordato ilanları ile ilgili sayıları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan paylaştı. Pekcan toplam 846 şirketin konkordato ilan ettiğini açıkladı. İtalyan hükümeti Avrupa Birliği ile krize yol açan 2019 bütçesi ile ilgili yürütülen müzakerelerde yeni bir teklif sundu. İtalya Başbakanı Conte bütçe açığını %2.4'ten 2.04'e indirdiklerini açıkladı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre Doğu Karadenizli firmalar tarafından bu yılın Ocak-Kasım döneminde gerçekleştirilen çay ihracatından 6.2 milyon dolar gelir elde edildi. Türk çayının bu dönemde 103 ülkeye ihraç edildiği belirtildi. TÜİK, Ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre yumurta üretim miktarı 10. ayda geçen yıla oranla %2.1 artış kaydetti ve 1.7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi. Ve ayrıntılar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık tarihlerinde avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlıyor. Önümüzdeki pazartesi mesela hazine olarak dolar, euro, hazine garantili, devlet garantili %100 tahvil ihracına başlıyoruz. Bireysel yatırımcı, vatandaşımız gelip alabilecek. Sermayesini, parasını farklı yönlerde değerlendirebilecek. Altın tahvili yapmıştık. Tekrar başlıyoruz. Önü açık. Yine güvence altında. Bu çerçevede. Bilançoları artık o atıl noktadan kurtarıp hareketlendirmemiz lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu. Bireysel yatırımcıya avro ve dolar cinsi tahvil ihracı başlıyor. Hazine 17-21 Aralık tarihleri arasında avro ve dolar cinsi devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. Amaç bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada senetlerin 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Avro ve dolar cinsi devlet tahvilleri 1 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek.
Avro cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı %1.25, yıllık getiri oranı ise %2.50 olarak belirlendi. Dolar cinsi devlet tahvilinin ise 6 aylık kupon oranı %2, yıllık getiri oranı da %4 olarak açıklandı. Avro ve dolar cinsi devlet tahvilleri mevcut vergi mevzuatına tabi olacak. Bu nedenle de gelir vergisi kanununun ilgili maddesi uyarınca vergilendirilecek. Ve biraz önce de belirttik sayın seyirciler, piyasaların odağında bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bugünkü toplantıda merkezden nasıl adımlar beklendiğini ve bu adımların piyasalara nasıl etkilerinin olacağını ekonomist Enver Erkan'la konuşacağız şimdi. Sayın Erkan, merhaba, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba Beyza Hanım, hoş bulduk. Şimdi Enver Bey, az önce söylediğim gibi Merkez Bankası'nın bugün faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor ama enflasyon verisinin ardından faizde bir düşüş olur mu sorusu da sorulmaya başlandı. Size soralım, Merkez bugün nasıl hareket eder? Evet, biz Merkez Bankası'ndan bugün herhangi bir politika değişikliği beklemiyoruz. Faiz oranlarında sabit tutmasını bekliyoruz. Siz de belirttiniz biraz önce, Kasım enflasyonu oldukça düşük açıklandıktan sonra piyasada biraz bu yabancı raporlar tarafında da yansıma buldu. Hatta bir faiz indirim döngüsüne girilebilir veya Merkez Bankası buna yönelik bir sinyal verebilir mi şeklinde söylemler oluşmuştu. Hatta bu dönem içerisinde TL'nin performansının da zaman zaman bu söylemlerden etkilendiğini görmüştük. Biz şu anda enflasyon tarafındaki yüksek enflasyon risklerinin hala devam ettiğini düşünüyoruz. Muhtemelen 2019'un ilk birkaç ayında yine dalgalı seyredecek bir enflasyon görünümü söz konusu olacaktır. Bu da tabii ki Merkez Bankası'nın şu anda politika normalleştirmesi anlamında hareket alanını daraltan bir etmen. Buna bağlı olarak da Merkez Bankası bu toplantıda ve önümüzdeki birkaç toplantıda da faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyoruz. Burada özellikle para politikası metnindeki söylemler oldukça önemli olacaktır. Özellikle enflasyon yönelimine bağlı sıkı para politikası duruşunun vurgulanmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz yatırımcı algısı bakımından. Ve tabii ki politika normalleşmesi enflasyon görünümüne bağlı olacağı için enflasyon izin verdiği ölçüde Merkez Bankası ilerleyen dönem içerisinde faiz indirim döngüsünü başlatabilir. Bu muhtemelen 2019 ikinci çeyreğinden sonra biraz daha enflasyonda baz bizim lehimize çalışmaya başladığı zaman ve üfede geri çekilme sağlandığı zaman söz konusu olabilir. O zaman tüfede de görülebilecek kademeli geri çekilmelerle beraber Merkez Bankası kademeli bir şekilde politika normalleştirmesini başlatabilir diye düşünüyoruz. Ancak bugünkü toplantıda dediğimiz gibi herhangi bir değişiklik beklentisi yok ve sıkı para politikası duruşunun devam ettirilmesini bekliyoruz. Küresel piyasalara da bakalım o halde. Avrupa Merkez Bankası'nın kararı takip ediliyor küresel piyasalarda da. Bu toplantıdan nasıl karar çıkar? Piyasalar etkisi nasıl olur? Evet, Avrupa Merkez Bankası toplantısında tabii ki bizim odaklanacağımız nokta malum tahvil alımları sona erdiriliyor. Ancak politika normalleşmesi ne zaman sağlanacak? Çünkü Avrupa tarafında ekonomik büyümenin yavaşladığını ikinci göstergelerden görmekteyiz. Ve aynı zamanda enflasyon dinamiklerinde de gerek Merkez Bankası'nın projeksiyonları olsun, gerekse cari durum olsun, hedeflerin altında olan bir durum söz konusu. Aynı zamanda Avrupa ekonomileri bazı içsel ve dışsal risklerle de karşı karşıya. İçeride politik belirsizlikler olsun, dışarıda Trump etkisi olsun, bunlar aynı zamanda ekonomik büyümeye yine aynı zamanda etkide bulunabilecek unsurlar olarak görünüyor. Dolayısıyla şu anda Avrupa Merkez Bankası çok fazla faiz arttırabilecek bir pozisyonda değil. Bunun sözlü yönlendirmesine bakacağız. Muhtemelen 2019 sonbaharından önce olmayacak bir faiz arttırım döngüsü söz konusu olacaktır. Hatta belki 2020'ye bile sarkabilir ilk faiz adımı. Muhtemelen tabii ki ilk adım negatif mevduat faizinin sıfıra yaklaştırılması ve daha sonra politika faiz oranında ayarlama şeklinde olacaktır. Ancak bir taraftan da tabii ki litrolar oldukça önemli. Bir litrolar gündeme geldi. Bunun tabii nasıl bir yansıma bulacağını politika açıklamasında bakacağız ve ekonomik projeksiyon tarafında da aynı zamanda büyüme ve enflasyon tarafında yapılacak revizyonlar ve aynı zamanda Draghi'nin faiz yönlendirmesi bugün oldukça önemli olacaktır ve tabii ki euro ve parite performansı da biraz buna dayalı bir şekilde gerçekleşecektir diyebiliriz. Bir gelişme daha var, değerlendirmenizi soracağım. Hazine ve Maliye Bakanlığı bireysel yatırımcılara 17-21 Aralık tarihlerinde avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlıyor. Nasıl olur yorumunuz? Avantajları neler?
Tabii şimdi hazinenin bireysel yatırımcı euro ve dolar cinsinden tabi ihracı yapacak olmasını bir defa ürün çeşitlendirmesi, bireysel yatırımcıya da alternatif sunulması anlamında pozitif değerlendiriyoruz. Yurt genelinde DTH'lar 30 Kasım itibariyle son veri 157 milyar 885 milyar dolar tutarında. Sayın Bakan'ın açıklaması da DTH'lar son dönemde yatırım anlamında DTH tarafındaki yığılmanın farklı enstrümanlara kaydırılması hedefleniyor. Sermaye piyasası derinlik ve yatırımcıya da tabii ki DTH dışında döviz mevduat dışında alternatif sunulması anlamında olumlu. Ancak yeni bir ürün olduğu için yatırımcı davranışı biraz daha zamana yayılacak bir şekilde burada gerçekleştirilecektir. Burada tabii faiz ve vade gibi kıstaslar da tabii ki önemli. Ona ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Getiri fena değil gördüğümüz üzere. Sayın Bakan'ın açıklayacağı detaylar da bu bağlamda önemli olacaktır. Ama biz dediğimiz gibi ürün çeşitliliği ve piyasalarda derinlik yaratması anlamında olumlu olarak değerlendiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için Sayın Erkan. Sağ olunuz, tekrar görüşmek dileğiyle. Ekonomist Enver Erkan değerlendirdi efendim gündemi ve devam edelim şimdi. Konkordato ilanları ile ilgili sayıları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan paylaştı. Pekcan toplam 846 şirketin konkordato ilan ettiğini açıkladı. Pekcan, konkordato ilan edilen şirket sayısının anonim şirketlerde 294, limited şirketlerde ise 552 olduğunu belirtti. Toplam rakamın 846'ya ulaştığını açıklayan Bakan Pekcan, İstanbul'da 282, Ankara'da 115, İzmir'de 65 şirketin konkordato ilan ettiğini söyledi. 2017'de açılan şirket sayısının 110.575, kapanan şirket sayısının ise 30.648 olduğunu kaydeden Pekcan, bu yıl ise açılan ticari firma sayısının 112.300, kapanan ticari firma sayısına da 30.700 olarak gerçekleştiğini aktardı. Uluslararası Para Fonu Başkan Yardımcısı David Lipton'dan küresel piyasalar için önemli bir uyarı var sayın seyirciler. IMF Başkan Yardımcısı küresel ekonominin üzerinde fırtına bulutlarının birikmekte olduğunu söyledi. Merkez bankaları muhtemelen hiç alışılmamış önlemleri denemek zorunda kalacaklar dedi. Uluslararası Para Fonu'ndan piyasalara uyarı geldi. Küresel ekonomilerin üzerinde kara bulutların toplandığına dikkat çekildi. IMF Başkan Yardımcısı David Lipton, küresel ekonomilerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Uluslararası Para Fonu Başkan Yardımcısı, pek çoğunuz gibi ben de fırtına bulutlarının yığıldığını görebiliyorum dedi. Krizi önlemek içinse hazırlıkların tamamlanmadığından korkuyorum ifadelerini kullandı. Lipton, IMF'nin dünya ekonomisinin son 2 yılda yaşadığı güneşli günlerde hükümetleri akan çatıyı tamir etmeleri için sürekli olarak uyardığına da dikkat çekti. Merkez bankalarının muhtemelen hiç alışılmamış önlemleri denemek zorunda kalacaklarını belirten IMF Başkan Yardımcısı, ancak ne kadar etkin olacakları bilinmediğinden para politikasının yeterliliği hakkında endişe duymakta haklıyız yorumunu yaptı. Amerika-Çin ticaret savaşına da dikkat çeken Lipton, taraflar arasında kalıcı ateşkes yapılması gerektiğini söyledi. Aksi halde ise küresel ekonomilerde parçalanma ve yavaşlama yaşanacağını vurguladı. İtalyan hükümeti Avrupa Birliği ile krize yol açan 2019 bütçesiyle ilgili yürütülen müzakerelerde yeni bir teklif sundu. İtalya Başbakanı Conte bütçe açığını %2.4'ten 2.04'e indirdiklerini açıkladı. İtalya Başbakanı Conte 2019 bütçesinde yaptıkları düzenlemelerle ilgili Brüksel'e giderek Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü. Conte, Juncker'le görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "çok ihtiyatlı davrandık ve bazı finansman kaynaklarını tekrar elde ettik" dedi. Bütçe açığını %2.4'ten %2.04'e indirdik açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker de iyi ilerleme kaydedildiğine dikkat çekti. Komisyonun şimdi İtalya'dan gelen teklifi değerlendireceğini belirtti. Komisyon sözcüleri de çalışmaların birkaç gün alacağını ve sonrasında İtalya'nın bilgisine sunulacağını söyledi. Turizmin başkenti Antalya'ya hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısı 11 ayda geçen seneye oranla %30 arttı. Bu dönemde kente hava yoluyla 12 milyondan fazla ziyaretçi geldi. Turizmin başkenti Antalya'ya ziyaretçi akını sürüyor.
Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdari Amirliği verilerine göre Kasım'da hava yoluyla kente 277.083 ziyaretçi geldi. 11. ayda gelen yolcu sayısı 2017 yılının aynı dönemine göre %96 artış kaydetti. Ocak-Kasım döneminde kente hava yoluyla gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 12,5 milyona ulaştı. Bu dönemdeki artış oranı da %30 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında Antalya'ya havayoluyla en fazla ziyaretçi 4,5 milyonla Rusya'dan geldi. Söz konusu dönemde Almanya'dan 2,2 milyon, Ukrayna'dan 709.074, İngiltere'den 624.348, Polonya'dan ise 374.955 yabancı Antalya'yı ziyaret etti. Ve bu haberle kahve molasının sonuna geldik değerli izleyiciler. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle efendim.